Sevgili dostlar, herkese merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Allah inşallah sevgiyle, muhabbetle, madde ve mana aleminde yol almayı hepimize nasip eylesin. Duygu, düşünce dünyamızı kontrol etmek, hayallerimizi gerçekleştirmek, hedeflere odaklanmak, vazifenin bilinciyle, ne yapacağımızın farkında olarak geleceği planlamak, bunlar hepsi ayrı ayrı zaman çalışmaları. Allah'tan yardım dilemek en evvel yapacağımız iştir. Ondan sonra sevgili seçkin kullarını kendimize yardımcı olarak Rabbimizden istemek hemen ardından gelir. Çünkü Hazreti Musa nasıl yalvardı Rabbine: ey Rabbim, وَجَعَلْنِي وَز۪يرًا مِنْ اَهْل۪ي, benim ailemden bana bir yardımcı ver. Harun ahi, adını da verdi, kardeşimi istiyorum ya Rabbi diye. Biz de peygamberlerin yolundan gideceksek, onların istikametinde, yolculuğunda olacaksak, ki onlar da bizim gibi insan olarak imtihanlardan geçtiler, hem de çok ağır imtihanlardan geçtiler. Öyleyse bize yakışan onların imtihanlarından derslerimizi alıp yola devam etmek. Dünya hayatı imtihanlarla dolu. Böyle bir giriş yaptıktan sonra bir taksim gibi kabul edin bunu, geçiş olsun. Hayatın içinde ticari hallerimiz vardır. Malı alırken değil, aldıktan sonra ayıplarını söylemek. Bırakın malı, insan evlenmeden önce söylemediği lafları evlendikten sonra söylüyor eşler birbirlerine. Çok acayip. İnsan, hani derler ya, almadan önce dört gözle bak, ne göreceksen gör. Aldıktan sonra bir gözünü kapat, tek gözle bak, kusur görme. Ne güzel laflar söylemiş büyükler. İşin içinde ticaret oldu mu, alışveriş oldu mu, bir menfaat oldu mu, hareketler, söylemler, eylemler acayip değişiyor. Kişi borcunu ödemiyor, ne olur yani, biraz idare etsen. Günü gelmiş borcun idare edecek hali olmaz. Bir hafta 10 gün önceden söylersiniz, size ona göre bir planlama yapılır, ayarlanır. Banka ödemeleri planlanır, şirket ödemeleri planlanır. Ama sen günü gelmiş ödeme gelip oradan da şuraya yapılacak diye beklenen ödeme gününde ya ben bunu sonra ödeyeceğim. Olmaz. Ben ticareti bilmiyordum. Bilmiyorsan sokağa çıkmayacaksın. Öğreneceksin. Nefes almayı, nefes vermeyi, yemek yemeyi, içmeyi, gece yatıp sabah uyanmayı ve hayatın içinde bir yerlerde olmayı biliyorsan, öğrendiysen, yapabiliyorsan her şeyi usulüne göre yapman gerektiğini bileceksin. Malın kusurunu bağıra bağıra söylemeyeceksin. Herkesin malı canıdır, kıymetlidir. Evinde, arabasında, malında hatırası vardır. Onu verirken zaten zorlanıyordur. Bir de fiyatından olmayacak indirimleri yapmasını bekleyerek karşıdaki insanın duygu dünyasını alt üst etmeye hakkımız yok. Peki nasıl yapacağız? Karşıdaki insanın rızasını gözeteceğiz. Onun ruh dünyasını kollayacağız. Satışa hazır olduğunu anladığımızda teklifimizi yapacağız. Öyle yapmıyoruz. Abi bu kadar yapar. Daha fazla yapmaz. Daha fazla yapmayacağına sen karar veremezsin. Satıcı karar verir. Bize uygun olan rakam budur. Sizce de uygunsa denir. Karşı tarafta öyle olmasın, bari şöyle olsun der. Orada bile eğer size uymayan bir rakam söz konusu ise siz ifadenizi bozmadan, yüzünüzü ekşitmeden bu şekilde alışverişi yapamayız. Bize uygun olanın ne kadar olduğunu size söyledik. Sizce uygunsa alışveriş olsun. Kızma, darılma olmaz. Canınız sağ olsun, canımız sağ olsun dersiniz ve bu şekilde de alışveriş sonlanır. Müsbet ya da menfi, olumlu ya da olumsuz. Ama öyle bakmıyoruz. Hemen alacağımız fiyata odaklanıp karşı tarafın zararına olacak teklifi yapmaktan da aciz kalmıyoruz. Ondan sonra niye bize müşteri gelmiyor? Niye gelsin? Siz ruh hali nedir bilmez.
psikoloji nedir bilmez, halden anlamaz bir tavırla konuşursanız karşıdaki insan sizin yaydığınız enerjiyi anlar ve bu enerjinin içerisinde olmak istemez. Dünyada satılmayacak hiçbir ürün, hiçbir mal, hiçbir hizmet yoktur. Sade adı konulmamış, sadece doğru fiyatı belirlenmemiş ve tarafların iyi niyeti olmadığı haller vardır. Alıcı tertemiz niyetle, satıcı tertemiz niyetle olacak. Satıcı doğru, alınabilir, makul, akla uygun bir rakam yazacak ki karşıdaki insan da bu rakamı alırsak aldanmış olmayız, bu rakamı alırsak kâr etmiş oluruz duygu düşüncesi içerisinde olacak bir teklifi karşı taraf satıcı vermeli. Alıcı da bu duygu dünyasında bu mutlulukla alışverişi başlatırsa bu sefer o alışverişten bereket olur. İki gönül rıza makamına erdi mi alışverişte Allah'ın rızası oradadır zaten. Aziz dostlar, bunu niye konuşuyoruz biliyor musunuz? İşin içinde yaşadığımız bazı tecrübeler oluyor. Alışverişler oluyor. Hacı abi, acı abi oluyor. Hacı abla, acı abla oluyor. Olmaz. O hacı unvanının başındaki H harfini kaldırmayacaksın. 3 kuruşluk menfaatin için. Daha önce yaptığın bir hibeyi karşıdaki insana kızdığın için, seni aramadığı, hayatır etmediği için alacakmış gibi alacaklar kalemine koyup bunu bana geri vereceksin diyemezsin. Adamın hayrını, adamın hizmetini, kişinin ya da hizmetini, hayrını siz bu şekilde değerlendiremezsiniz. Yapamazsınız, yapamayız aziz dostlar. Ben bunu bilmiyordum. Bilene soralım, öyle yapalım. Aklı evvel, cehaleti ön plana çıkmış, katı kalpli insanlara sorarak kendinizi haklı çıkarıp yıllarca devam eden dostluğunuzu alt üst etmeyin. Etmeyelim. Kıymetli dostlar, bütün bu yaşananlar, hadiseler hayatın içinde dünyanın her yerinde olan durumlar. Bize düşen dersimizi hızlıca alıp en güzeliyi de karşı tarafa mukabele etmek. Bu da nasıl olur? İnsanın kendini düzeltmesiyle olur. Bana verirlerken bunu söylememişlerdi. Olmaz. Söylemeseler de sen alış bunun olabileceğini düşünerek nedir? Eskiden ne diyorlar? Tedbiri elden bırakmamak lazım. İtimat kontrole mani değildir. Yani sen itimat ediyorsun, güveniyorsun, bunlardan zarar gelmez. Ama kontrol ettiğinde kimse niye kontrol ediyorsun arkadaşım demez. Parayı verdiklerinde parayı sayacaksın. Hesap karışmıştır, birbirine girmiştir, kafa karışmıştır, kötü niyet olmayabilir. Çantalar karışmıştır, olur. Art niyet oldu diye olur düşüncesiyle parayı saymamazlık yapmayın. Parayı en güzel kullanan, alışverişi en güzel yapan, konuşurken yalan konuşmadan ticaret yapan bir ümmetiz. Peygamberin ümmetiyiz. Öyle olmaksa hedef, o zaman peygamberimizi örnek alalım. Öyle yapmıyoruz. Piyasa şartlarına göre bu fiyata sayılır, bu fiyata alınır, böyle yapılır. Hep ortada. Net rakam yok. Gerçeklik yok. Karşıdaki insanın kontür piyesini, bir boşluğunu arayıp yakalayıp oradan tabiri caizse çakmak. Kime çakacaksın? Çakan kendine çakar. Yanlış yapan kendine yapar. Aldatan bizden değildir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse dikkat edelim. Özümüzü bozar sözümüzün bozukluğu. Sözümüzün bozukluğu da özümüzü bozduğu gibi özümüz de sözümüzü bozar. Öyleyse iki kanalı da dilimize de kalbimize de hakim olacağız. En güzel şekilde onları iyiliklerle dolduracağız. Güzel duygu, düşüncelerle var edeceğiz. O zaman bakın ticaret, alışveriş, dostluk, muhabbet nasıl güzel oluyor. Lütfen vadeye dayalı işlerle ilgili de bir konuşmak istiyorum inşallah araba sohbetimizde. Söz verdiğinizde
sözünüzden birkaç gün önce vaat ettiğiniz şeyi yerine getirin ki itimat edilen, güvenilen, sevilen, aranan insan olasınız. Hiç kimse ticaretle ilgili bizden şunu almıştı, geri öderken zorluk çıkardı diyemez. Fakat karşıdaki insan kendi menfaati için bizi ittirmeye kalkarsa biz de ona direnç gösteririz. Bu demek değildir ki karşıdaki insan dolandırıcı da olsa gel abi gel vereyim deyip yapmayacaksın. Aldanmayın, aldatmayın. Allah inşallah alışverişi en doğru şekilde güzelce yapanlardan eylesin. Hayat gelip geçiyor fakat yaptığımız her şey iz olarak kalıyor. Dijital dünyada yapılan hırsızlıklar, haksızlıklar da sistemde kayıtlı. Onun için lütfen söylemlerinize, eylemlerinize, yazdıklarınıza dikkat edin. Hepsi önünüze mutlaka çıkıyor. Şikayet etmek kolaydır. Ama bir gün yüzleşmeye kalktığınızda mahcup olursunuz, kıpkırmızı olursunuz. Bilmiyorduk efendim. Olmaz. Ne olur ticaretlerinizi düzgün yapın. Ticareti düzgün olanın işi gücü rast gider. Alışverişi düzgün olan insan mahcup olmaz. Hesabınızı bilin, kelamınızı da bilin. Hesap ve kelam düzgün oldu mu bütün işler akıp gider. Allah yolumuzu açık eylesin. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.